sevgili izleyenler. Perpa Sektör'e hoş geldiniz. Bugün Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi'ne konuk alıyoruz. İstanbul Ticaret Odası'nın bir iştiraki girişimciler için oldukça önemli bir proje. Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi Direktörü İbrahim Elbaşı bizlerle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba. Bu fikrin nasıl ortaya çıktığından bahsederek başlayalım mı? E tabii biliyorsunuz sizde hani girişimcilik gerçekten önemli bir alanımızı kaplıyor. yani politik anlamda e, gerek lokal gerek ulusal anlamda stratejilerimiz içerisinde çok önemli bir yer ediniyor. E, bizde biz de girişimciliği normalde üniversitelerimiz çok güzel ele alıyorlar. Kuluçka merkezleriyle birlikte, hızlandırma kuruluşları birlikte, belki de teknoloji transfer ofisleri birlikte girişimciliği burada yenilikçi iş fikirlerini destekleme anlamında, patentler anlamında destekler sunuyor. Fakat ee, daha kamusal anlamda veya daha e, niceliksel olarak daha çok kişiye bu hizmeti vermek anlamında hizmetler e, çok fazla bulunmuyor. Yeni yeni belediyeler bu anlamda şey yapıyor. Fatih Belediyesi olsun, Başakşehir Belediyesi olsun. Hatta e, daha geçen İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile bunları konuşuyorduk. Onların da bu anlamda bazı eğilimleri var. Fakat e, odalar aslında sonradan görüyoruz ki ticaret odaları veya sanayi odaları bu işin gerçekten merkezinde konumlanıyor. Çünkü Gerçekten hani es çok eski olan yapıları ve çok eski olan e içinde barındırdıkları mekanizmalar, enstrümanlar zaten girişimciliğe hizmet etmek üzere zaten var mevcutta. Ne gibi mesela? E her odada bir sektör var, komiteler var, hakemler var, danışmanlar var. Bu anlamda arabulucular var. Aslında girişimcilerin ele aldığı konular da hepsinde tek tek burada var. Yani mentörlük olarak var. İşte komiteler olarak var. Satış olarak var. Yatırımcı buluşturma olarak yatırımcıları buluşturuyorlar zaten. Orada onların ana mantığı da o zaten. Orada bütün bu yatırımcılar, işletmeler hepsi mevcut zaten. Yani orada önemli bir big data var. Sadece o big datanın daha Türkçe anlamıyla büyük verinin toplumla iktisadi hayatla birleştirmesi noktasında odaların çok önemli görevleri oluyor. Biz rahmetli başkan hazır program girişinde bunu anmak istiyorum. Biliyorsunuz çok yakın zamanda aniden vefat etti başkanımız İbrahim Çağlar. Bizim aynı zamanda kurucu başkanımız kendisi. Tabii çok üzüldük yani çok ani oldu bizim için ama onun motivasyonuydu bu. Bilgi Ticarişleme Merkezi, İstanbul'a hizmet etme meselesi, gençlere hizmet etme, yenilikçi iş fikirlerini Türkiye'ye kazandırma ve böylece globalde çok hızlı büyüyen ve bizi temsil eden Türk şirketlerin bulunması noktasında ortak bir motivasyonumuz vardı. Kendisi burayı kurdu. Hatta az önce de konuştuğumuz gibi daha kuruluşun birinci senesi olurken kendisi de vefat etti. E tabii biz Allah rahmet eylesin yani çok lider bir adamdı, renkli bir adamdı, çok karakterli bir adamdı. Çok az öyle liderleri rastlıyoruz. Onlar tabii bıraktıkları mirası sürdürmek bizim elimizde. Onların defterlerini açık tutmak bizim elimizde. Biz bu anlamda bu motivasyonu zaten çalışıyoruz. Çalışacağız da daha da ilerledikleri noktalara ilerleyeceğiz. Bilgi Ticari Merkezi aslında hani nasıl bir fikir ortaya çıktı derken ilk rahmetli başkanla birlikte konuşurken şu konuya değindik özellikle. Yani ticaret odaları muazzam kaynakları olan büyük kuruluşlar. Hatta ticaret, İstanbul Ticaret Odası Türkiye Cumhuriyeti'nin daha eski bir kuruluş. Yani Abdülhamit zamanında kurulmuş bir kuruluş. Ve o kadim gelenekleri olan, o usulleri olan bir yapı aslında ee, ve çok önemli kaynakları var. 415 bin tane üyesi var. Ya yani bu şu demek oluyor: 415 bin üyeyi sen istediğin gibi bunlarla bilgi alışverişi bulunup onlara hizmet edebilirsiniz. Sadece tabi e, hepsine temas etmesi çok zor ama bu bir potansiyel kaynak sonuçta. Biz de dedik ya bu kaynağı nasıl kullanabiliriz? Yani hakikaten ticaret odasının yapması gereken iş nedir dedik? Bunun içerisinde eğitim de var. Bunun içerisinde bu mentörlük diye bahsettiğimiz kısım da var. Yatırımcı buluşmaları ve katma değer servisler var. Yara, e, katma değer yaratım mekanizmaları var. E, direkt kendi adını değer oluşturmayla ilgili çalışmaları var. Sosyal aktiviteleri var. Bunun hepsini barındıran bir konsepttir girişimcilik. Yani biz girişimciliği sadece iş kurmak olarak ele almıyoruz. E, bir terminoloji de şunu diyor. Diyor ki girişimcilik daha doğrusu girişimci kişi kimdir dediğiniz zaman... Ee, fırsatları yakalamada atiklik gösteren kişidir. Yani iş kurmak yok iş herhangi bir tarafında. Yani fırsatlar var bir tarafta. Fırsatları görmek var. Bir tarafta fırsatları e, görebilmek ve hızlı davranabilmek, bunu uygulayabilmek var. Aslında burada iki tane ana metodoloji söz konusu. Biz bunları burada ele almaya çalışıyoruz. Bu amaçla yola çıktık. Tabii ki iş kurmak neticesinde yani sonuçta bilgiyi ticarileştirme mantığı şuydu. Yani bu bilgi uygulanmadığı için bir anlam ifade etmiyor. Aynı şekilde fikir için de aynı şey geçerli. Tabii ki İngilizce güzel isimler koyabilirdik. Hani herkes e, enteresan diyebilirdi ama bu gerçekten ticarileştirme bizim Türkçemizde olan bir şey. Yani doğru da bir isim aslında yani. Ve biz bu anlamda ticarileştirme noktasında varız diyoruz. Yani bir fikir gerçekten ticari değer varsa biz bu ticari değeri kavuşturmayı onlara vaat ediyoruz. Ve bu anlamda az önce bahsettiğim fırsatları görmekle ilgili, hızlı davranmakla ilgili bir sürü ne gerekiyorsa o metodolojiyi sağlıyoruz. İşte eğitim de var içerisinde mentörlük de var, yatırımcı buluşmaları da var çünkü finansman yatırımcıyla sağlanıyor. O anlamda bir şirket evliliği belki oluyor ve bu anlamda hemen piyasaya arz olunuyor. bu fırsatları görme metodolojisini de ona değinmeden geçemeyeceğim. İskandinavya'da başka ülkelerde vesaire bu Okul öncesi verilen bir eğitim ve müktesebat aslında. Yani şunu kastetmiyor. Okul öncesi çocuğa iş kurma eğitimi tabii ki verilmiyor. Orada verilen şey o fırsatları görebilmiyor. Hani diyoruz ya Finlandiya'da işte. Çok başarılı efendim, bir şey. Evet. evet önemli yani. bir ders aslında. Evet, belki de en önemli ders. Işte onu diyorum. Yani hani şöyle bir de durum var ya. Finlandiya'da mesela eğitim sistemi nasılmış? İşte bahçeye çıkıyormuş çocuklar oynuyorlarmış evet. falan. Sonra böyle eğitim olur gibisinden hani takılmalar oluyor falan. Aslında bahsettiğimiz şey girişimcilik müktesebatı biliyor musunuz? Yani o çocuğun sol lobuna, beynin sol tarafına, daha sosyal tarafına, sosyal aidiyet tarafına yoğunlaşılmış bir kızım. Yani orada o çocuğa fırsatları görmekle ilgili, hatta daha ileri gideyim, kutunun dışında düşünme diye şey duymuşsunuzdur yani. Hı hı. Yani eleştirel düşünce vesaire. Yani farklı bakabilme, olaylara farklı bakabilme yetisi kazandırma noktasında bir müktesebat aslında girişimcilik yani. Biz de bunu değerlendirmek için yola çıktık. Bu anlamda tabii eğitimler, yatırımcı buluşmaları, bazı hekaton dediğimiz bu proje yarışmaları, yazılım yarışmaları üzerine yoğunlaşıyoruz. Ama tabii şimdi şöyle bir durum daha var. Biz burada BTM'yi ele alırken ilerlediğimiz nokta tek eğilimimiz yenilikçi iş fikirleri olması. Yani yenilikçi iş fikri özelinde biz bu işi harekete geçiyoruz. Yenilikçi iş fikri olursa olsun bunlar herkesi burada barındırabiliyoruz. Hem fiziki ortamlardan hem bu soyut ortamlardan eğitimlerden vesaire faydalandırabiliyoruz. Tabii bulunduğumuz yere de hemen arkamızda çok güzel bir İstanbul şeyi var. Evet. Bizim de aslında manzaramız <laughs> güzel bir manzara çünkü biliyorsunuz eskiden daha eskiler bilir İstanbul Ticaret Odasının bulunduğu, sonrasında İstanbul Ticaret Üniversitesi'nin bulunduğu bir Yapı var önünde, Orası bizim binamız. Artık rahmetli başkan orayı üniversiteye çıkarttı ve bizi buraya tahsis etti. Biz de şimdi burada tahlilat çalışmamız devam ediyor ama bir taraftan faaliyeti geçtik. O anlamda hizmet veriyoruz yani. Biraz daha ayrıntıya girelim istiyorum. Bilgi Ticarileştirme Merkezi nedir ve kimler başvurabilir? Aslında yani kısa bir özetle bilgi Ticarileştirme Merkezi'ni şöyle tanımlayabiliriz girişimciye dair her türlü mekanizmanın barındırdığı ve bunların her birisini ayrı ayrı profesyonel hizmetler vasıtasıyla sunduğu bir sosyal yapı olarak nitelendiriyoruz. Tabii girişimcilik çok farklı ele alınabiliyor, çok farklı yöntemler ele alınabiliyor ama bizim daha ön planda tuttuğumuz şey şu. Bir yenilikçi iş fikri geldiği zaman ki yenilikçi olması lazım. Dolayısıyla çoğunlukla teknoloji fikirli yani teknoloji tabanlı fikirler oluyor. Bunlar bir iş modeline dayanması lazım. Bu iş modeli gerçekten ticari hayatta karşılık bulabiliyor olması lazım. Ve biz bunu hızlı, hızlı bir şekilde süper yoğun diye tabi ettiğimiz programlarla yatırımcıyla buluşturuyoruz. Fakat yatırımcıya şöyle demiyoruz. Ya buyurun bak yatırımcı işte böyle bir fikir var gel destekle gibi bir mantıkla hareket etmiyoruz. Diyoruz ki biz buna kefiliz bu önemli bir proje. Bu önemli bir fırsat. Hazır mısın sen var mısın yani hani müsait misin anlamında söylüyoruz onu aslında. Yani dolayısıyla yatırımcıyla buluşma noktasında gerçekten ciddi bir şekilde ele alıyoruz. Yatırımcı buluştuktan sonraki nokta ise beklediğimiz taraf çok hızlı büyümesi. Çünkü biliyorsun startup diye bir kelime var yani. Hani her etrafta bunları görüyoruz. Startup'tan aslında kastımız şu. Yani tam anlamı Türkçe anlamı girişim demek değil. E, ee, büyüme potansiyeli yüksek olan girişim demek. Yani Türkçe anlamı çok yok yani tek bir kelimeyle yok. Dolayısıyla büyüme potansiyeli yüksek olan e, girişimin barındırdığı şey mutlaka yenilikçi bir tarafı olması gerekiyor daha birazcık daha şey olacak ama belki biraz akademik olacak ama ne demek istediğimi daha iyi anlatabileceğim böylece. Normal bir girişimden beklenti şudur. Lineer büyüme. Yani birden ikiye, ikiden üçe, üçten dörde gayet normal bir büyüme. Ama burada beklentimiz, startuplardan beklentimiz birden dörde, dörtten on altıya, altmış dörde büyümesi. Yani dolayısıyla üç yıllık, beş yıllık modellerde, iş modellerinde bize çok fazla fikir veriyor o anlamda. Yani bu işin hakikaten yenilikçi özellikler barındırması bakımından, girişimcilik bakımından hani ve bu işin sürdürülebilirliği bakımından önemli bir dönem sağlıyor bize. Biz de işte onu iş modellerinde bu yenilikçi özellikleri gör, gördüğümüz zaman bir projede, bir girişimde diyoruz ki e, buyurun gelin buradaki bütün fiziki imkanlardan faydalanın. Bütün buradaki önemli yatırımcılardan faydalanın kaldı ki e, bizim, müteviz, bizim kurucularımız zaten yatırımcıların kendisi. Yani dedim ya işte başkan kurdu. Bizim ama yönetim kurulumuz var. Mütevellimiz var. İşte Necmi Sadıkoğlu bir tane yönetim kolu üyemizden bir tanesi. Arzum'un sahibi Murat Kolbaşı bir tanesi. Tivigi'nin sahibi Sinan Öncel bir tanesi. Ee, Tahsin abi, Tahsin Öztüriyaki bir tanesi. Bunun gibi bir sürü Akbulut abi olsun vesaire. Hepsi bizim yönetim kurulumuzu oluşturuyor. Mütevelli heyetimizde ise gene kurucularımız, kurucularımız arasında Ethem Sancak olsun, Ali Sabancı olsun, Ahmet Zorlu, Ahmet Çalık gibi bu e, Türkiye ekonomisinin önemli isimlerinden oluşan bir bir kaot da bahsediyoruz. Ya yani dolayısıyla aslında şunu diyorlar bize. Yani Ekonomi Türkiye ekonomisi bize diyor ki gayri yatırımcıları bize proje getirin. Bize yeni iş fikri getirin. Biz de destekleyeceğiz. Hatta o kadar destekleyeceğiz ki bakın bilgi ticaretleme merkezini kurduk İTOA vasıtasıyla. Kalkınma Ajansı da bu anlamda bizim faaliyetlerimize destek olmaya başladı. Kalkınma Ajansından bir fon desteği aldık. O anlamda faaliyetlerimiz de Kalkınma Ajansı tarafından destekleniyor. Düşünsenize bir taraftan İstanbul Ticaret Odası gibi 415 bin üyesi olan dünyanın en büyük ikinci faaliyetleri bakımından en büyük odası sizi kuruyor. Bir taraftan İstanbul'un lokal anlamda kalkınması için çalışan bir ajansı var. İstanbul Kalkınma Ajansı. O size faaliyetleri destek oluyor. Konsorsiyum içerisinde muazzam ortaklıklar var ve diyorlar ki ya her şey hazır. Hani bir iş fikri getirin. Yenilikçi iş fikri getirin. Biz duyuyoruz ya etrafta çok fikir var vesaire. Meselemiz şu gerçekten iktisadide hayatta karşılığını bul bulacağını düşünüyorsanız ve bu iş hakikaten önemli bir fırsat teşkil ediyorsa hem senin için hem yatırımcı için hem İstanbul için hem Türkiye için. Buyurun gelin diyoruz. Burada karşılığı bulacaksınız kesinlikle. Yani kimler derken işte yenilikçi proje sahipleri, yenilikçi girişimciler, yenilikçi modellere dayanan e, sıçrama yapmayı planlayan, o kısa ve orta vadede bu sıçramayı gerçekleştiren biz girişimcileri ele, al ele alıyoruz burada her türlü kolaylığın sağlandığı sadece gerçekten yaratıcı fikirlerin beklendiği bir yer. Peki bol bol fikir geliyor mu? Yani Şöyle, doyuyor musunuz fikre yoksa hala bekliyor musunuz diye sorayım. Yani açık ya şimdi açık olmakta fayda var. Şöyle ki çok evet çok başvuru alıyoruz. Herkes bu bu konuda ilgi çalışan herkes çok başvuruyor alıyor. Ancak biz hala o startup kelimesinin tam olarak karşılığını e, bulamıyoruz veya anlayamıyoruz, özümseyemiyoruz belki de. Şu anlamda özümsemeyi özellikle kullandım. Yani yenilikçi iş fikri dediğimiz zaman, e, yenilikçilik demek dediğimiz zaman daha doğrusu en ufak şeyler bile yenilikçilik olarak arz ediyor. Ama biz yenilikçi iş modellerinden bahsediyoruz. Yani o yenilikçilik meselesini, yenilikçilik kıstasını iş modellerinde görmek istiyoruz açıkçası. Bu şu anlama geliyor. Yani e, dedi az önce bahsettim ya büyüme şeyinden. E, onu görmediğimiz zaman bu yenilikçiliği tam olarak radikal manada ele almıyoruz. Bize o yüzden <laughs> her sektörden ki geçen hesapladık 30, 33 tane sektörden gelmişler. Normalde bunlar tek bir sektörde alınır. Tabii o da olduğumuz için böyle bir sektör ayrımı gözetemeyiz yani. Bütün 81 tane komitemiz var her birisine Doğru. şey yapmamız gerekiyor. E, kaldı ki yapıyoruz da hiçbir şeyimiz yok, hiçbir sıkıntımız yok. Enerjisi anlamında hepsini zaman ayırıyoruz. 33 tane sektörden projeler gelmiş bu zamana kadar yaklaşık 1200 tane girişim başvurusu aldık. Şu anda 92 tanesi bu anlamda destekleniyor bizim merkezimizde. Hem fiziki olarak 7-24 destekleniyor hem de az önce birazdan söyleyeceğim eğitimler vesaire gibi konularla ilgili. 92 onlar oluyor. güzel bir sayı aslında. Tabii yani 92 startup önemli bir önemli rakam. Önemli bir rakam. Ee, tabii round ediyor bunların hepsi çünkü geceli gündüz bu çalışıyor bu insanlar. Hatta işte günümüz geçerse 12'de 1'de falan geçerseniz hani mutlaka oraya mutlaka birileri orada çalışıyorlardır yani çünkü bu iş böyle bir şey. Yani 7 dört bu işe veriyor kendini. Doğru, evet. e hızlı bir şekilde geçmesi gerekiyor. O anlamda bizim buradaki ele aldığımız onlarla birlikte ele aldığımız konuların en önemli en başında da ticaretleşme konusu ile ilgili finansal meseleler geliyor mesela. Hmm. E çünkü e, tabii bizim e, fırıncı komitemiz de var, efendim elektrik de var, e, ısıtma soğutma veya işte yan sanayi, tekstil bütün komiteler bizde var. Bunlarla ilgili yatırım onların hepsi potansiyel yatırımcı olduğu için hepsinin ayrı bir modeli, ayrı bir çalışma usulleri var. Biz de finansal meselelerle ilgili girişimcilerimiz hazırladığımız için finans hepimiz için aynı değil. Yani finansal meseleler, finansal tablolar her işletme, her yönetici için aynı çerçeveden bakmayı sağlıyor. O anlamda bu işin fırsat teşkil edip etmediği model tarafından tespit ediliyor. Fakat bu tespit sadece Hmm, bir analizi. Yani, tabii yani bir bir şey, niyeti aslında. Yani ben şunu yapmak istiyorumun teyidi aslında. Fakat bütün işin teyidi ise finansal modellere dayanıyor. Yani o finansal modellerle birlikte biz aslında e, bu işin karşılığını görebiliyoruz. Sürdürülebilirliğini görüyoruz. Veya tahminlerini görüyoruz. O yüzden e, tabii geçmiş çok güzel bir şey. Herkes böyle kendi işini yapar, yapmaya başlarken hani e, çok güzel heyecanla, motivasyonla gidiyorlar. Ee, biz onları tabii motivasyonu korumak için çok yoğun çaba sarf ediyoruz ama bir taraftan da şunu göz ardı etmemek lazım. Yani e, sıkıcı diye tabir edilen özellikle geçimler için söylüyorum finans falan sıkıcı işlerdir yani ee, sıkıcı ta diye tabir edilen şeyler zamanla zam şeyinizi zamanınızın çoğunu almaya başlıyor. Yani zevkli olan işin arka plana itilmeye başlıyor. Temelin sağlam olması lazım tabii. Çünkü onun üzerine, o finansların üzerine kurulan bir şeyler oluyor. O sonra sağlam olmazsa bir daha sonra ikinci bölümde konuşacağız. Bir üç sene, dört sene sonra bütün girişimler böyle sallanmaya başlıyor ve problem yani çıkıyor yani. Tam olarak bundan bahsediyorum işte. Yani gerçekten biz tam ilk başta diyoruz ki yani ticari karşılığı var. iktisadi anlamda bu doğru bir şey. Hatta meşru diyoruz yani. Kabul edilebilir bir şey diyoruz yani. E, fakat sürdürülebilik noktasında ya yani bu hakikaten çok mühim bir konu. Bu finansal temellerin hani rasyonel rakamlara dayanması, somut gerekçelere dayanması gerekiyor ki bu hakikaten sürdürülebilir işler olsun. Yani aslında finans dediğimiz konu girişimcilerin hani e, hani hoşlanmadığı bir e, yöntem ol, o, olduğu düşünülse de bilakis tam olarak bununla beslenmeleri lazım. Hatta motive edici bir faktör. Yani düşünsenize bir işletme oluştururken bunu yazıyla yazmak var. Bir de işte alacağınız insan kaynağını işte şu kan maaş vereceğim. Şu işte şu bilgisayar alacağım. Şu server alacağım. Neyse artık yani o giderlerin nakit akışını yazmak. Yazdıkları zaman keyif almaya başlar. Diyorum ki e finans bu. Yani öncesini, bugününü, sonrasını tasarlamak yani. E, öncesini, yani sonrasını nasıl tasarlayacaksınız? Evveliyatı baz alarak sonrasını tasarlayacaksınız. O yüzden geçimciye şunu anlatmaya çalışıyoruz. Biz o yüzden bir taraftan hani şey vardır ya. E, Pek sevmediğiniz ama hiçbir zaman yanınızdan ayrılmayan e, hep her zaman doğruyu söyleyen fakat doğruyu söylediği için çok fazla zaman zaman hoşlamaz ama ilelebet arkadaş olacağınız dostlarınız vardır böyle evet. biz o dostuz yani biz hani bu acı gerçeği söyleyen ama gerçeği söyleyen hep onun yanında olan bir dostuz ve aynı zamanda bir startup üniversitesi burası yani bu anlamda birebir hizmetler veriyoruz yani mezuniyet şeyimiz var bizim. E, mekanizmamız var. Ya yani kimse burada girişim geldi. Sürekli burada kalacak. işte buradan beslenecek diye bir şeyimiz yok. E, tabii ki besleyebilir. Yani ne güzel öyle bir şey yapsak ama derdimiz o diyor, o zaman başarısız demektir. Yani hemen biz mezun olması lazım. Gitmesi lazım. Hani yüksek lisans yapması lazım. Başka işle ilgili mesela doktor yapması lazım. Yani e, orada biraz şey yapıyorum ama ya metafor doğru. Biz burada yapmaya çalıştığımız şey şu. Bu gelsin e, modelleri zaten yaklaşık bir sene iki sene içerisinde sıçrama zaten. E, biz ne yapacak? Ya çık gitsin yani, çıkıp hemen gitsin, başka işlerde o işleri yükseltmeye baksın veya iş modelinin karşılığı olan mekanizma kurumsallığı burada olsun yani. Ve istediğimiz o anlamda e, bu işleri sürülebilir ele alan, finansal, finans kısmını da ele alan, o işin niteliksel yani içeriksel kısmını da ele alan ve bunları hiçbir zaman göz ardı etmeyen profesyonel girişimci oluşmasını sağlamak. Bu yöntemlerimizi verdiğimiz zaman hani demiştiniz ya oraya bağlayacağım. Ee, hani kaç kişi başlıyor falan. Evet çok kişi başvuruyor ama bu ilk yöntemi verdiğiniz zaman zaten kendi kendine bir tahsil süreci başlıyor. Bu şu demek. Ee, bu yöntemi almadan bu yöntemden bağımsız bir şekilde geliyorlar. Bu yöntemi aldıktan sonra ya bu yönteme göre kendilerini yoğuntuyorlar ve ona göre hareket ediyorlar ya da e, bu yöntemle bu işi yapamayacaklarını düşünüyorlar. Zaten iş modellerinde aslında doğru yöntemlerle ele alınmadığını anlıyorlar. Aslında bizim bakımla hani e, buraya şu, e, şunu da söyleyebilirim. Evet, girişimci destekliyoruz. Yenilikçi iş fikirlerini karşılık bulmasını sağlıyoruz. Ama aynı zamanda İstanbul'da ve Türkiye'de girişimcilik ekosistemini genişletmeye ve girişimcilik kültürünü yaygınlaştırmaya çalışıyoruz. Kim için? Hem girişimci, yenilikçi iş fikri sahibi için hem de yatırımcı için. Çünkü melek yatırımcı diye bir kavram var biliyorsunuz. Evet. Yaklaşık 400 tane melek yatırımcımız var ama bizim binlerce yatırımcımız var aslında. E, Kapalı Çarşı'daki de bizim yatırımcımız. Efendime söyleyeyim, e, burada Perpa'daki de bizim yatırımcımız. E, her tarafta yatırımcılarımız var yani e, gayrimenkul olarak değerlendiren, döviz olarak değerlendiren yatırımcılarımız var. Onlar da bu şeyi e, niye biz onları ön önyargılıyız ki? Hani onlar bunu yapmaz mı? Bir startup desteklemezler mi? Veya ortak olmazlar mı? Ben size söyleyeyim. Mi? Yaşıyorum. Oluyorlar. Yani sadece gitmek lazım. Sadece hmm. bu meseleyi anlatmamız i̇letişim lazım. İletişim kurmayı evet, başarmak evet. gerekiyor. E çünkü bunu iletişime dayalı. Yani o kapalı çarşıdaki e, diye bahsettiğim kişi iletişim kuruyor. Yani... Daha, daha baz aldığı şey iletişim. Kesinlikle esnaf kültürü var sonuç itibariyle Tabii. Türkiye'de çok geleneksel bir esnaf kültürü ve iletişime sosyalleşmeye dayanıyor. Finansın öneminden bahsettik biraz açtık ama daha da açarsak ne tarz eğitimler veriyorsunuz? Yani oraya gelen kişiler neyin tam olarak eğitimini alıyor? ders ders mi görüyorlar, dershaneye mi giriyorlar, ayrı ayrı ne bileyim mi konuşuluyor? Ya açıkçası buradaki eğitimler hani bizim gördüğümüz hani lisede, üniversitede veya başka yerlerde gördüğümüz örgün eğitim tarzı eğitimlerimiz eğitimler değil. Buradaki zaten arkadaşlar böyle pratik zekası yüksek olan diye düşündüğümüz arkadaşlar. Ve biz onlara böyle kapalı kapılar ardında işte dört duvar arasında bu eğitimleri sunmaktan ziyade onları daha böyle hap seminerler, hap söyleşiler, hap eğitimler üzerine yoğunlaşıyoruz eğitimlerde mesela örnek vereyim fizibilite etüdü raporlama eğitim mesela veya finans okur ilişkin bazı kalemler bu verdiğimiz eğitimler satış pazarlama teknikleri dijital pazarlama yani eğitimlerden bazıları yalın yönetim diye bir şey mesela yalın yönetim diye yani minimum kaynaklarla bir kurumsallık yapısını ele alan bir yaklaşımları sunan yönetsel biçimleri ele alan şeyler eğitimler veriyoruz. Aynı zamanda bu işin hukuk hukuki kısmı da çok soruluyor. Hani bir iş kurması vesaire sürdürmesi. Bu noktada startup hukuku diye bir şeyimiz var. Aynı zamanda bu kendileri de bir startuptır. Onlardan fayda almak suretiyle burada o eğitimleri de veriyoruz. Yani çalışma atölyeleri yapıyoruz. Sadece eğitimler dedim ya dört duvar arasında yapmıyoruz. Uygulamalı eğitimler veriyoruz. Yani o fizibilite raporunu eğitim hızlıca alıyor ve uygulamada asıl eğitimi biz almasını sağlıyoruz. Yani e, iletişim kurma sorumlu teknikleriyle ilgili eğitimler. Çünkü az önce dedim mi ya, iletişim. Yani hakikaten e, ana e, bir faktör bizim için. Ve bu vesileyle onları yavaş yavaş ilk başta kendilerince bir satış yapmaya hazırlıyoruz. Sonrasında ise büyümeler için veya eşleşmeler için, yatırımcıyla eşleşmeler için sağlıyoruz. Bunun gibi şu anda bu aşamada olan birçok e, girişimcimiz var gerek kendisi satış yapan, önemli rakamlarda yani aylık 100 bin, 200, 150 bin liralık satış yapan, 200 bin liralık satış yapan yeni girişim olan girişimlerimiz var henüz işletme olmuş. Yani BTM vasıtasıyla işletme olmuş yaklaşık 7-8 tane işletmemiz var ki dediğim gibi 5-6 aydır yani faaliyetlere başladık. Bu çok kısa bir rakam bizim hep için yani bütün ekosistem için evet, evet. evet. Yatırımcıyla şu anda iki daha dün onunla bir gittim. Bir iki tane yatırımcı şeyimiz var. Eşleştirme sürecimiz var. İkisinde ikisinde de yaklaşık 1 milyon dolarlık bir şey 1 milyon TL'lik bir yatırım öngörüyoruz. Yani şu anda yaptığımız işlerde hani gerek başarı hikayeleri anlamında e, ...gerek ürünlerin başarıları, gerek e, bu sürecin başarısı anlamında örneklere sahibiz. E, örneğin mesela mobil uygulama anlamında bir oyun, bir simülasyon çıkartan arkadaşlar... E, ...epeydir e, bu sektörün başlarında yer al al alıyorlar. Ve yaklaşık 8-10 milyon tane indirme rakamına ulaştılar. Onun dışında gene mobil uygulama anlamında interaktif roman diye bir şeyimiz var, uygulamamız var. Onun da aynı şekilde bu arkadaşlar geliştirdiler ve bu e, senaryosu yazılımıyla birlikte, tasarımıyla birlikte ilerliyorlar. Onun dışında e, farklı sektörlerden e, artificial intelligence dediğimiz bu e, yapay zeka. Yapay, şey, yapay zeka konusunda e, AR dediğimiz, VR dediğimiz bu sanal gerçeklik ve artılmış gerçeklik konusunda şeylerimiz var. Nanoteknolojik kumaşla ilgili bazı projemiz var. Nanoteknolojiyle ilgili var. Çok yani bunların hepsi zaten şu anda başarı hikayesi oluşmaya başladı ama bizim başarı hikayesinden bahsedilmemişsin. Özellikle başkan, rahmetli başkan söylemi itibariyle söyleyeyim. Buradan e, sürekli 1 milyar dolarlık veya 1 milyar TL'lik diye bahsettiğimiz şirketler çıkartılmak. Çünkü bunu yapan yurt dışında merkezler var. Biz buradan 1 milyar TL'lik 1 milyar TL değerinde işte veya dolar değerinde işletmeler çıkartıp bunları hızlıca global alanda tanıtmak istiyoruz. Bizim asıl başarımız bunlarla olacaktır. Yoksa diğerleri de başarıdır elbette ama bizim nihai amacımız ortak motivasyonumuz rahmetli başkanla buydu. İnşallah onu da gerçekleştireceğiz yakın zamanda. İnşallah çünkü Türkiye'yi geliştirecek olan şey hep e, her gelen konuk aynı şeyi söylüyor. Özellikle pazar araştırmalarında Necmi Bey ile Necmi Sadıkoğlu ile sürekli konuştuğumuz konu, e, inovasyonun artırılması, RG'nin geliştirilmesi, ancak o zaman ihracat rakamlarımızın fırlayacak olması, e, bu konuda sizin bu kurduğunuz bilgiyi ticarileştirme merkezi çok önemli bir e, aşamanın kaydedilmesine yardımcı olacak. Biz de tam olarak bunu Zaten Necmi Bey de bizim kurucularımız arasında o motivasyonu sergileyenler arasında ve bunun ihracat rakamlarına nasıl bir etkisi olacağını ve hızlı bir etkisi olacağını farkında. Kaldı ki sadece o değil. Bütün büyüklerimiz, bütün liderlerimiz bunun farkında. Ve bu anlamda zaten kaynaklarını sağ olsunlar bizi açtılar. Ve bu anlamda biz hızlı bir şekilde ilerlemeye çalışıyoruz. İbrahim Bey çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim çok sağ olun. Birinci bölümü kapıyoruz değerli izleyenler. İkinci bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.